uzun bir hadisin devamında Efendimiz ben size beş şeyi emrediyorum. Dinlemek, itaat etmek, cihat, hicret, hicret, cemaat. Bu timizde anlam. Bu hadisin günümüze ve hizmetimize bakan yönü nedir hocam? Evet ben bu hadis-i şerif uzun bir hadis-i şerif de demiş kardeşimiz doğru söylemiş. Tesviti isabetli. Bu hadis-i şerifi kaynaklarından buldum. Tirmizi'de geçiyor emsal bölümünde ve fazileti amellerin faziletiyle alakalı rivayetlerin olduğu bölüm içerisinde geçiyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam ümmeti için bu beş şeyin çok önemli olduğuna dikkat çektiğini görüyoruz. Dinlemek, üstünde duracağım biraz. İyi bir dinleyici olmadan iyi bir itaat eden olamazsınız. Onun için Kur'an-ı Kerim önce kendisini iyi dinlememizi emretmiştir. Ve izâ kur'el kur'ânü Festem öyle. Kur'an okunduğu zaman iyi dinleyin. Yani hafızın sesi çok güzel. Sauti makamlı Allah Allah deyin, böyle dinleyin değil. İyi dinleyin demek yani dinleyin, tedebbür edin, teemmül edin ve onları iyi anlayın demektir. İşitme, dinleme olmadan Anlamamışsın ki neyi yapacaksın yani yanlış yaparsın. İtaatın da düzgün olmaz. Ümmet için önce iyi dinlemek <laughs> ve sonra iyi anladıktan sonra da itaat etmek. İtaatın içerisine haramlardan kaçınmanın tamamı, farzlar, vacipler, sünnetler neyse eda etmenin, salihat dediğimizin tamamı girer. Ve sonra cihat Cihad da İslam'ın dava cephesini temsil eder. Nitekim Vel Asri suresinde bunu görüyoruz. Kurtulacaklar anlatılırken İllellezine amenu ve salihat ve tevâsav bilhak iman ve salih amelden sonra hakkı tavsiye yani cihat dediğimiz budur. İyi dinle Kur'an'ı, davayı iyi dinle. Efendimizin anlattıklarını iyi dinle. Yani iyi anla önce. Çerçevesini iyi çiz, sonra itaat et. Sonra bildiğin, inandığın, yaşadığın bu şeyleri götür başkalarıyla da paylaş. İşte cihat da bu. Hicrete gelince bütün dava adamları için başta peygamberler olarak hicret. Yani şöyle diyelim. Bir insanın doğup büyüdüğü yerde ya şimdi ben senin sokakta gezdiğin zamanı biliyorum. Kalkmışım bir de bana hakikat diye bir şey anlatıyorsun. Yani peygamberler niye hicret etmiştir? Ya senin sokakta gezdiğin günü bilirim ben. Bizim Türkçemizde Anadolu'da batı taraflarında bir tabir vardır. Babasına bir şey anlatmaya kalkar çocuğu. Oğlum ben senin donsuz gezdiğin günleri biliyorum der yav Kalkmış şimdi bir de bana peygamberliği yani dava anlatıyorsun. Onun için daha önceki kusurlarını da kimsenin bilemediği bir yere, seni başlarında hep büyük gördükleri bir yere ilk defa gidersen, orada cihadın yani fikri cihadın daha yerinde ve daha isabetli olur. Cihad kavramının farklı açılardan dünyada yayılması için hicret, ama bir de bu dört ana rüknü yaparken cemaattan ayrılmamak. Bunu cemaat halinde yapmaktır. Cemaat üstünde çok genişçe durabilirim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam aleyküm bil cemaah buyurur size. Cemaat gerekir. Cemaat rahmettir, ayrılık azaptır buyurur. Onun için Üstad Hazretleri İhlas Risalesi'nde bu cemaat halinde hizmet yapmanın ister hicret diyarında isterse ülkenizde cemaat halinde hizmet yapmanın önemini anlatırken bunu ihlasın gereği olarak da anlatır. Mesela biz karanlıkta kaldık aydınlanmak istiyoruz. Birisi gaz lambası getirir. Birisi üstüne bir şişe getirir. Birisi fitil getirir. Birisi işine gaz koyar, birisi kibrit getirir, birisi de yakar, aydınlanırız. Böylece hep beraber karanlıktan kurtuluruz. İşte cemaatta maddi imkanlarıyla yardım edenler, fikren meseleyi intikal ettirebilen, anlatabilenler, onlara zemin hazır edenler yani bir insan tek başına hatta peygamber de olsa muhal farz, tek başına bir davayı anlatabilmesi, hicret diyarında cihat yapabilmesi de mümkün değildir. Cemaat olacak vazife taksimi içinde, organize içinde bu davalarını anlatacak, cihatlarını yapacaklar. Bu beş tane Efendimizin ümmetine emrettiği çok önemli emirlerdir bunlar. Ama az başa dönüyorum. Uzun bir hadisi şerifin başında dedi kardeşimiz doğru hadis Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Baş taraf hadisi şu. Yani burada Hazreti Yahya'nın Hazreti Zekeriya'nın hadiste aktaracağım ve Hazreti İsa'nın üç peygamber ismi zikrettim. Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti İsa'nın bu üç peygamberin ümmetine anlattığı beş emir var. Şimdi hadisin baş tarafında bunlar var. Efendimiz buyuruyor ki Allahü Teala Hazretleri Yahya İbni Zekeriya Aleyhisselam'a beş kelime söyleyip bunlarla amel etmesini hadis aktarıyorum size ve onlarla amel etmesini Beni İsrail'e de söylemesine emir buyurdu. Yahya Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak dedi ki beş emir kelime gönderiyorum, emir gönderiyorum sana. Sen bunları al, İsrail oğullarına bunu anlat. Biraz o ağırdan aldı Hazreti Yahya aleyhisselam. Çünkü kendisi nebiydi. E babası, başında babası var hala. Zekeriya aleyhisselam hayatta. E Resul peygamber gelmiş. Bir de İsa aleyhisselam. Yani anlatma babama düşer veya Hazreti İsa'ya, Resul'e düşer. Zerafeti içinde belki Hazreti Yahya Allah'ın bu emrini duyurmada birazcık işi ağırdan aldı, yavaştan aldı, ele aldı. Bunlar hadis. Efendimiz meseleyi böyle anlatıyor. Hatta Yahya aleyhisselam Onlara emretmede benden önce davranacak olursan yere batırılmam veya azap görmemden korkarım dedi. Hz. İsa dedi niye gidip anlatmıyorsun? Allah sana emretmiş madem git anlat. E sen benden önce anlatırsan bu defa Allah beni azap eder. Neyse ilan ettiler. Halk Beytül Makdis'te toplandı. O günkü mescit ağzına kadar doldu. Mahfiller de, mahfeller de doldu. Ve Yahya Aleyhisselam söz alarak dedi ki Allah bana beş kelime gönderdi. Ve onlarla amel etmemi ve size de amel etmenizi emretmemi bana emretti. Hazreti Yahya'nın beş tane Allah'ın emrettiği şeyi onlara duyurması şu beş mesele. Birincisi Allah'a ibadet etmenizi ve Allah'a şirk koşmamanızı. Çok derin bu. Bakınız mesele ne kadar üst düzeyden Efendimiz tarafından ele alınmıştır. Allah'a ibadet etmemi ve Allah'a şirk koşmamanızı Allah bana emretti, size de emretmemi söyledi. Aslında bu ana mesele bütün peygamberler için geçerlidir. Her peygamber ümmetini Allah'a şirk koşmayın, ibadet edin emriyle gelmiştir. Hem Araf suresinde hem de Hüd suresinde nakarat halinde tekrar edilen Ya kavmi abudullahi meleküm min ilahin gayru efele Ey kavmim eşi menende olmayan bir olan Allah'a kulluk etmez misiniz? İbadet ve şirki terk. Hazreti Yahya bunu söylüyor. İki, Allah size namazı emretti diyor. Allah size orucu emretti diyor. Allah size sadakayı, zekatı emretti diyor. Ve Allah size Allah'ı zikretmenizi emretti. Bu beş emir bütün peygamberlerin dininde ağırlıklı ve ortak payda bir emirdir. İşte Efendimiz bu beş emri anlattıktan sonra Hz. Yahya'nın bu dediklerini naklettikten sonra buyuruyor ki ben de ümmetime beş şeyi emrediyorum. Herhalde anlaşıldı. Yani diğer ümmetlere emredilen şirksiz ibadet, namaz, oruç, zekat ve Allah zikri kadar çok önemli demek. Ne önemli? İşte burada hadiste geçen dinlemek. Dinlemek, peygamberi dinlemek, Kur'an'ı dinlemek şirksiz Allah'a ibadet kadar önemli. İkincisi itaat etmek namaz kılmak kadar önemli. Üçüncüsü cihat etmek oruç tutmak kadar önemli. Dördüncüsü hicret. O da sadaka zekat vermek kadar önemli. Beşincisi Allah'ı anma. O da cemaat kadar önemli. Onun için bu bağlantılar içinde meseleye yaklaşacak olursak peygamberlerin daha önce farz olarak, iman olarak telkin ettikleri beş ana mesele kadar Efendimizin ümmetine o ağırlık kadar ağırlığı olan dinlemek, itaat etmek, cihat, hicret ve cemaat meselesini emrettiğini burada görüyoruz ki gerçekten bu mesele ağırlıklı bir mesele ama hadisi şerifin devamı var. Bir kardeşimiz sadece bu beş emre almış. Efendimiz Aleyhisselam hadisin devamında şöyle buyuruyor kim cemaattan bir karışık ayrılırsa boynundaki İslam bağını çıkarıp atmıştır. Bak bak ifadeye bak. Kim cemaattan bir karışık ayrılırsa boynundaki İslam bağını çıkarıp atmıştır. Tekrar geri dönen hariç. Kim de cahiliye davası güderse o cehennemin molozlarından biridir. Bir adam ayağa kalktı dedi ki ey Allah'ın Resulü o namaz, o kimse namazını kılar orucunu tutar idiyse yine mi yani cehennemliktir diye sordu Efendimiz Aleyhissalatu vesselam evet dedi Namaz kılsa da oruç tutsa da yani cemaatten bir karışçık ayrılan namaz kılsa da oruç tutsa da o İslam bağını çıkarmış atmış ve cehennemliktir. Çok derin bir şey ifade ediyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet namaz kılsa oruç tutsa da ey Allah'ın kulları dedi Efendimiz. Sizi Müslümanlar, müminler diye tesmiye eden Allah'ın çağrısı ile çağırın diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu da ifade ediyor. Tabi şu anda kendimi zorlayarak bu beş meseleyi ayrıca cemaatin lüzumunu dinleme nedir, dinleme adabı nedir, dinlemenin iyi dinlemenin şartları nelerdir? Üstünde çok geniş durabilirim. Bir kardeşimiz ileride sorarsa iyi dinleyici olmanın şartları nelerdir? Genişçe anlatabilirim. İtaat üstünde çok genişçe durmak lazım. Cihat müstakil bir mesele. Hele hicret bir destan. Ama cemaata gelince İslam cemaat dinidir. Üstad bunun üstünde ısrarla durmuştur. Mesela ben tek başıma namaz kılarken bile, sizler de öyle, tek başıma namaz kılarken şöyle demeliydim. İyyâke e'abüdü ve iyyâke esta'in. Yarab ben namaz kılarım. Ben senden yardım isterim demem gerekirken, tek başıma kılarken bile büyüdü. Nestain diyoruz biz. Yani tek başımıza namaz kılarken bile cemaat manasını kastediyoruz. Allah'ın rahmet ve inayet eli cemaatla beraberdir. Onun için cemaattan ayrılmamak. Tabi cemaat dendiği zaman da neyi kastediyoruz? Ölçüleri nedir? Ayrıca genişçe tahlil edilebilir. Kısaca hadisi şerifi uzun olan yönüyle de meclis ederek aslında heyetinize takdim etmiş oldum.